Maymuncuğum var mı? Var bir tane, evet. Tamam, içeri girdiğimizde ver bana. Tamam. Bekle. Gelin Bagajı bakalım neymiş? beyin arkadaşlar. Bagajı Bagajı aç da açayım hemen institür. senin için. Beni ver bakalım. Oturun bakalım. Şimdi sizlerle şöyle bir olayımız olacak. Birazdan ben sizi içeri çağıracağım. Geleceksiniz. İçi para dolu kasalar olacak. Bir tane maymuncu ver. İçi para dolu kasalar olacak. Buradan paralar alıp koyacaksınız oradaki çantaya. Hızlı hızlı koşacağız dışarı. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamamdır. Tamam. Gelin bakalım şimdi şurada. Orada durmayın. Burada durun. Burada böyle bekleyin. Ben gel dediğimde gelin içeri. Tamamdır. Getir arkadaşlarım. Yürü bakalım, yürü bakalım. Yürü Biri bakalım. şurayı toplamaya başlasın. Hayır. Hızlı. Diğeri de içelim. Gel 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 al soldakini. Hadi bakalım. Orta Doğu ve Balkanların en hızlı yıkırım be. Artık o kadar çok kere yapmışım ki bunu böyle beynim şey tık. Hani diğer soygunlardan sonra falan çok kolay geliyor bu. Ya kapının yanına dışarı doğru çık bakalım beyinsi. Gel benimle. Sen de gel bakalım benimle. Şöyle gel. Bana bırak kontrol işi, sen kapının önüne geç. Peki. Kapının önüne geç. Şimdi elleriniz yukarıda olsun. Önce senin. Tamamdır. Şunu bir ben alayım. Teşekkür ederim. Bunu da aldım. Geri kalan hiçbir şeyini ellemiyorum. Telefonum da hala yanında. Geç bakalım şimdi arkadaşımızın yanına. Sen de dön arkanı. Zaten bu Teşekkür pozisyon yasal ettim. gibi duruyor. Şöyle eğil bakalım. Üzerinde yasal dışı bir Şöyle. şey de yok. Sakın da çıkmaz. Al sana yün vereyim. Kıyafet yaparız. Hadi bakalım. Evet. Yaklaş yanıma. 22 civarı. 21.700 falan. Artık kırmızı. Ben konuşmaya kapı önündeyim. Tamam. Hep beraber bir üstümüzü silkeleyelim. Sizlere iner. Çantalara artık ihtiyacımız yok. Teşekkürler. Şu kapıya Bir ile 10 girelim mi arasında bu rehineyi? rehineliğinizi puanlamak isterseniz öncelikle size davranış olarak puanınız kaç olur? Yani herhangi bir zarar verilmedi. Ben 10 puan verirdim. Harika, siz? Aynı şekilde ben de 10 puan verirdim. Peki hızımıza Çok güzel. nasıl bir puanlama yaparsınız? Böyle bankayı bitirme ve hemen dışarı çıkma şeklinde 1 ile 10 arasında. On. Rehinelik tecrübelisiniz gibi görünüyor çünkü. Abi Maalesef. varsa 11. O kadar iyiydi diyorsun. Harika. Aynen öyle. Gel bakalım. Çok iyi. Şundan. Şimdi kapının önüne çıkalım hep beraber. Buyurun gelin. Haydi bakalım. Aynı hareketi kapının önünde yapın lütfen. Buraya çökelim. Tam böyle çökelim. Tam Harika. arabadan Teşekkürler. çıkma be. Kapatabilirsiniz.
Telefonlarınızı yanında kapatabilirsiniz. Eğer sevdiğiniz biri ise arayıp onlara sıkıntı olmadığında haber verebilirsiniz. Aciliyeti olan bir telefon değil. Abicim şu ATM'deki işini bir hadi be hızlı be. Hadi be. Hadi be abicim be. Bir olayın ciddiyetine. Yürü git lan. Sikerim kahveni ben. Allah Allah ya. Se. Yok kayma yok. Bir hep 5 düzeli. Valla benim de rehinelere puanım 10 gerçekten. Evet biz de size 10'ladık. Polisler bizimle konuşmak istemiyor olabilir mi? Anladım, küstüler mi acaba? Geldi sanırım geldi bize konuşacak olan. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Sana da. Öncelikle rehinelerle konuşuyorum. Konuş. Biraz bağırırsan. Tamamdır arkadaşlar. Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyoruz memuruz. İyisiniz değil mi? Herhangi bir şekilde zarar vermediler size. İyi, yok iyiyiz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar sizle konuşacağım. İstekleriniz nedir rehineler için? Şimdi bir tanesi için güvenli çıkış. Tamamdır. Diğeri için de charger istemiyoruz. Charger istemiyoruz. Full Victoria olsun istiyoruz. Beklemede kalın. Bunun için iletişime geçmem gerekiyor. Güzel teklif, güzel teklif. Hoşuma gitti. Şu an derde girdi o. Olur mu, olmaz mı, vermemeliyiz. Şimdi kalın telsizle iletişim halindeyim. Abi bekliyoruz. Detone mi oldu o? Yok, telsizle konuşuyor ya birini. Şimdi dinliyor beni. Tabii zor iş, zor iş. Ama geldi. Çok iyi. İşte bu. Harika araba ya. Ben şeyiz hayranıyım. Amerikan sineması hayranıyım. Orada böyle charger marge böyle şeyler yok. Elektrik arabaları değil mi? Bu çok güzel ya. Aynalı aynalı. Türkiye'de de böyle buna benzerdi arabalar zamanında. Anadolu dönmeden önce. Daha Amerikan'dı tabii. Daha böyle bir insana yaptığı şeyin ciddiyetini hissediyordu, anladın mı? Hissettiriyordu. Doğrudur. İşte evet. Böyle dediğin için full Victoria artı 50 kaldırabilirler mi? Yok. 50'yi ne olursa olsun kaldıramıyorlar. Biz sesi var ya. 8 motor. Ben denedim şansımı ya. Bakalım kabul edecekler mi? Okay. Belki ederler. Belki hayır yapamayız diyecek. Başka bir şey isteyeceğim. Ya bilmiyorum. Kabul ettiler gibi duruyor. Yazıklar olsun. Evet. Araçları değiştirip geliyoruz. Buradayız yani. Teşekkürler. Kaçabiliriz ama yani. Ha kafasına girdim gidemiyor. Yani kaçabilirim anladın mı? Şimdi belli olmaz ama her an delirebilirim ya. Yani. Direkt şu soldaki Victoria'yı iki merdiven. Bu öndeki haber. Sen haberci misin? Ha ne? Karşı kaldırımdaki haberci misin? Ya. Ya. Size demiyorum, solda fotoğraf makinalıya diyorum. Duy diye. Arkadaşlarım gelince sağlayacak, biraz bekleteceğim size. Ne sağlayacak? Yok ya, bekliyoruz. Arkadaşları gelince arkadaşlarım gelince sağlayacak. Tabii. Polisler niye bir şey yapmıyor? EDRP'ye, daha doğrusu EDV'ye hoş geldin oğlum. Rol sikmemek için yapmıyorlar. Çünkü zaten mesela şu an adam başı bize buradan 7000 kalıyor. Polis büyük ihtimalle gün sonunda ona yakın bir para kazanır zorlarsa, kovalarsa, ederse. Hem maaşıyla hem de kestiği cezalardan yüzdesiyle. Büyük bir ceza falan yakalarsa, bir meis falan mesela 14000 kesiyor. İşte 10.000'in 2000'i kalıyor ve 3000'i sadece adamdan alıyor direkt mesela. Rol pası mı oluyor bu yaptıkları? Yo mantık yani, kimse kimsenin rolünü sikmeye çalışmıyor, anladın mı? Ya öbür türlü düşsene yani, adam soyguncu, ha vuralım bilmem. Bitsin bitti ama ben ne işe yarayacak ki? Bomboş. Yani rehineler olması bir konu ama yani gelip taradığın zaman ne olacak? Vurulduk, hapse gönderecek bizi, bitti rol. Ama şimdi kovalayacak, gidecek, orada araba değişilecek, başka bir şeyler olacak, onu kovalamaya çalışacak. Hani onlar için de işte aksiyonu orası, anladın mı? Biz biliyoruz ne olacağını, onlar bilmiyor. Çünkü onlar ne olduğunu bilmediği bir şeye adapte olmaya çalışıyorlar. En hızlı yol buymuş. Bayağı hızlı gidiliyor aslında. Buradan gidersen freeway'e iner mi? İner. Buradan gidersen freeway'e iner mi? İnemez. Buradan gideceğim. Topu nasıl kasımlar da var. Rehinelerimiz var. Ses. Bir gel sen şöyle. Sen şimdi...
otoyola insinler mi istiyorsun, inmesinler mi istiyorsun? İnsinler istiyorsun. İnsinler istiyorsun. O yüzden birazcık sürerek kaçalım. İnsin istiyorsun, insin oraya. Otoyola tamam. İnsin, biz normal çıkalım, arabayı zaten. Evet. Rehineleri ben birazdan arkadaşlarım geldikten sonra tamam. Yemes birimine doğru alacağım. Tamam. Size ben araca geçin dedikten sonra siz araca geçeceksiniz, bilginiz olsun. Tamam. Şu anlık başka bir şey yok, arkadaşlarım geldi. Hazırlar mı? O da tamam. Ve charger var hala. Gider ya, o kontrol için bekliyordur. Daha vermedik reynimiz. Doğru olsun dedik bakalım. Bak işte. Bak işte. Nasıl gideceğim ya? Böyle gidersem highway'e kesin inerler ama çok hızlı inerler. Böyle gidersem highway'i kestirebilmeyebilirler mi acaba? Emin değilim. Böyle gidersem kesin bir tanesi sapar. Böyle gideceğim. Bu en sağlıklısı. Yani şu dönüş. Arkadaşlar, rehineyi yemes birimlerine doğru yönlendiriyorsunuz. İsteğimiz daha olmadı. Charger var. O isteğinizi gerçekleştiremiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde başka bir istekte bulunur. Desenize başka bir şey düşünelim. Tabii bekliyorum. Ama gerçekleştirebileceğim bir şey olsun lütfen. Tamam. Ne isteyelim? Ne isteyelim? Var mı aklında bir şey? Dur bakayım. Düşünüyorum. Beş tane menü istiyoruz. Beş tane menü? Evet. Olur. Güzel. Yanında fazladan var mı? Bana mı soruyorsun? Ya menü karşılayamıyoruz. Yok. Ama... Evet, menü karşı. Menü de olmuyor. Menü de olmuyor. Aynen. Bir daha bir konuşalım. Lan ne... Spesifik opsiyonlarımız mı var bizim? Opsiyonumuz ne? Bir şey. Ben sana para veremem yani, öyle düşün. Para istemiyorum ne ki. Ne parası menü? Diğeri de charger olmasın dedik. Para mı charger olmasın? Tamam dur şimdi düşünelim. Biraz daha düşün. $150 iyi para diyorsan sen de pissin zaten. Ne istemeyelim ya? Düşünüyorum. Bu olmaz, bu olmaz anasını ama. Bir şey kullanmamalarını isteyebiliyor muyuz mesela? İçecekleri varsa içmesinler. Yani. Ya verelim gitsin ama da koyayım, vallahi çok kasmaya gerek yok. Alın ya direkt. Ha, çıkar ikisini, ha ikisini. Verdik yani, bir şey istemiyoruz karşılığında. Tamamdır. Rehineleri yemes birimlerine doğru yönlendirin. Ondan sonra ben... Yemes nerede ki ama? Yemes mi? Karşıda. Tamam, siz karşıya koşacaksınız. Koşsunlar mı? Koşsunlar, koşsunlar. Dikkat edin, koş. Araba karşıdan karşıya geçerken. Biniyorum arabaya. Hadi binebilirsin. Gidiyorum. Polise sor, ne bileyim amına. Hayır, polise soruyorum zaten, gidiyorum. Git git. Bindirsin. 2-3 dakika normal kaçmaya çalışacağım. Öyle kaçıyormuş gibi tedirgin. Rampit atarlar. O otoyola girmezler. Yapma. Direkt buraya gidiyorum o zaman. Yani sakin sakin sürebilirsin, başka bir konu ama onu yaparsan sikerler. Normal kaçmaya çalışırsam sikerler mi? Sikerler. Ben sikildiğimden biliyorum. Değil mi o zaman? Şakarı sinirini bir değiştirdi. Gata 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 gata. Araba değiştirince zaten o gata 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 başlamıyor muydu, ben mi yandım? Araba değiştirmeden başlıyor işte böyle senaryoda. Ben şuraya işaretleyeyim sana, istediğin yoldan git. Yine yazarsın. 30 saniye orada. Ben çoktan yazdım. Hızlı olmamız lazım. Hmm.
Kar gidersin. Dun 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 d